I-a rămas Puf Puf. Puf Puf çok sevimli bir tavşan yavrusuydu. Ormandaki bütün hayvanlar onu çok severdi. Ama kötü bir huyu vardı. Hiç söz dinlemez, özellikle annesinin yabancılara karşı dikkatli olması konusundaki öğütleri bir uzun kulağından girer, diğerinden çıkardı. Bir gün arkadaşlarıyla oynamaktan dönerken bir tilkiyle karşılaştı. Tilki Puf Puf'u daha görür görmez onun çok lezzetli bir yemek olacağını düşünmüştü. Bunun için Puf Puf'u kandırıp oradan uzaklaştırması gerekiyordu. Tatlı bir sesle konuşmaya başladı. Hep senin gibi bir arkadaşım olsa da onunla birlikte dünyayı gezsek diye düşünürdüm. Dünyayı gezmek mi? Ama bildiğim kadarıyla dünya çok kocamandır. Onu gezmeye bizim gücümüz yetmez ki. Yok canım, o kadar da büyük değil. Ben bir kez gezdim bile. Ama yalnız başına çok can sıkıcı oluyor. Halbuki senin gibi bir arkadaşla ne güzel olurdu. Puf Puf'un da çok ilgisini çekmişti dünyayı gezmek düşüncesi. Tilki bunu anladı ve onu kandırmak için sözlerini sürdürdü. Biliyor musun, bir keresinde çok lezzetli havuçların yetiştiği havuçlar ülkesine düşmüştü yolum. Seni oraya götürebilirim. Havuçlar ülkesi mi? Hiç duymamıştım bu adı. Gezmezsen nereden bileceksin? Puf Puf önce biraz düşündü. Annesi merak etmez miydi? Aman canım, annesine kalsa ormanda bile fazla uzaklaşmasına izin vermezdi. Diğer yandan havuçlar ülkesine gidip oradaki lezzetli havuçları yiyebileceği düşüncesi karnının iyice acıkmasına yol açıyordu. Sonunda tilkinin önerisini kabul etti ve hemen yola çıktılar. Bir süre yürüdükten sonra tilki onu durdurdu. Dur bakalım. Ne oldu? Ben alışkınım ama sen uzun zamandır yürümekten yorulmuşsundur. Şimdi ben ağzımı iyice açayım da sen içine gir, ben de seni taşıyayım. He? İşte tilki gerçek yüzünü göstermişti. Puf Puf yaramaz olmasına yaramazdı ama aynı zamanda da akıllıydı. Tilkinin niyetini geç de olsa anlamıştı. Şimdi bu tuzaktan kurtulmanın bir çaresini bulmalıydı. Sonunda aklına bir çare geldi. Tilkiyi aynı yolla kandıracaktı. Yani ona övgüler yağdıracak, tilkiyi kandırır kandırmaz da oradan kaçacaktı. Yalnız gözlerin öyle parlak ki ışığından gözlerim kamaşıyor. Yolumu göremiyorum. Ben ağzından girerken onları kapat da rahatça görebileyim. Bu övgüden çok hoşlanan tilki Puf Puf'un dediğini yaptı ve o gözlerini kapatıp ağzını açar açmaz Puf Puf orada bulduğu kocaman bir taşı tilkinin ağzından içeri yuvarlayıverdi. Sonra da arkasına bakmadan kaçtı oradan. Neler olduğunu anlayan tilki midesindeki taşın ağırlığı yüzünden Puf Puf'un peşinden gidemedi. Puf Puf atlattığı bu tehlikeden sonra bir daha hiç yaramazlık yapmamaya ve annesinin sözünü dinleyip yabancılara karşı dikkatli olacağına söz verdi içinden. Her zaman bu kadar şanslı olamazdı.